Değerli Adı Haber Dergisi okuyucuları ve Adı TV izleyicileri, Aydın'ın önemli isimlerini konuk ettiğimiz ve gündeme dair sorularla hem onları hem de bağlı bulundukları meslek gruplarını daha yakından tanıma fırsatı bulduğumuz röportajlar dizisine hoş geldiniz. Bundan böyle Adı Haber Dergisi ve Adı TV sizlerle daha sık bir araya gelecek. Merak edilen konular ve konukları sizlerle daha sık buluşturacağız. Bugünkü konuğumuz Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yunus Şahin. Sayın Başkan, öncelikle ekranlarımızda Adı Haber Dergisi'nde sizi ilk defa konuk ediyoruz. Misafirperverliğiniz ve ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Bir başlangıç yapalım. Hoş bulduk başkanım. Bize Sanayi Odası'nı ve Aydın Ekonomisi'ndeki yerini anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Biz de Adı Haber'in ilk konuğu olmaktan çok mutlu olduk. Biraz evvel açıkladınız. İnşallah siz de yayın hayatınızda uzun soluklu bir haberci olursunuz. Aydın'ımız için gerekliydi zaten. Bu boşluğu da doldurmuş olursunuz. Şimdi ben Aydın Sanayi Odası'nı şöyle anlatayım size. Aydın Sanayi Odası 1954 yılında bölgesel odalar kuruluyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 oda kuruluyor. Bizim Ege bölgesinin merkezi de İzmir olduğu için İzmir'de kuruluyor tabii. EPSO adı da oradan geliyor zaten. Ege bölgesi sanayi odalarını kapsayacak şekilde. Bölgedeki illerin bütün odaları şube olarak EPSO'ya bağlı faaliyet gösteriyor. Biz de onlardan biriyiz Aydın olarak. Zaman içinde bütün odalar yavaş yavaş sanayileri geliştikçe EPSO'dan ayrılıyorlar. En son 2008 yılına geldiğimizde biz de sanayicilerimiz istediler, ayrılmak istediler, bağımsız bir oda olmak istediler. Ve biz de 2008 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan ayrıldık ve bağımsız odamızı kurduk. Türkiye'deki en son 365. oda olarak faaliyetlerimize başladık. 12 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bağımsız oda olmaya günlerinde 515 olan üye sayımız şu anda 1180 üyeye ulaştı. Tabii biz sanayicileri birden artırdık diyemeyiz yani kendi oda olarak. Bize üye olmayan insanları da üye yaptık veya zorladık, onları teşvik ettik ve bu sayıya ulaştık. Şu anda kendi faaliyetlerimizi bağımsız olarak sürdürüyoruz. Aydın'da ne kadarlık bir istihdamdan söz edebiliriz sanayi odasının sağladığı? Şu anda Aydın'ın sanayi odası olarak sağladığımız istihdam 160 bin civarında. 160 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 7 OSB'miz var, organize sanayi bölgemiz. Bunlar merkezde Astim, Umurlu'da Aydın OSB olarak geçiyor. Nazilli, Ortaklar, Germence'ye bağlı Ortaklar ilçemizde. Germencik ilçemizde Ortaklar OSB diye geçiyor. Efendim Söke'de, Çin'de olmak üzere 7 tane OSB'miz var. Aydın Türkiye ekonomisinde önemli bir yer. Evet. Pandemi süreci bütün dünyayı etkilediği gibi kuşkusuz ülkemizi ve Aydın'ı da etkiledi. Siz nasıl etkilendiniz Aydın sanayicileri olarak? Valla biz şöyle pandemiye hazırlık sürecimiz iyi geçti. Sayın Valimiz ve Kaymakamlarımız bize sanayinin olduğu bölgelerde üyelerimizle koordinasyonumuzu sağlama görevini verdi. Biz de üyelerimizle Aydın halkı içinde üyelerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri konusunda görev üstlendik. Onu da başarıyla sürdürüyoruz, halen de sürdürmekteyiz.
Pandemiden tabii ki etkilendik, etkilenmedik değil. Ama çok böyle yıkım aşamasında bir süreç işlemedi. Yani gayet iyi götürüyoruz o konuyu. 7 bölgede 7 OSB'de. 7 OSB'de devam ediyor. Yatırım teşviklerinde Aydın'ın durumu nedir Sayın Başkan? Şimdi Aydın yatırım teşviklerinde aslında temel olarak ikinci bölgedeyiz biz. Ancak bu geçtiğimiz günlerde bir kararname çıktı biliyorsunuz. Burada ilçe bazına döndü yatırım teşvikleri. Biz de burada mesela Germencik ile Buharkent OSB'lerimiz ikinci bölge değil de üçüncü aslında ama dördüncü bölge statüsünde işlem görüyor. Yani şunu izah etmek isteyeyim. Siz OSB olmayan bir yerde yatırım yaparsanız, mesela Aydın'da, Aydın merkezde ikinci bölge teşviklerinden yararlanırsınız. Ama OSB olan Buharkent ve Germencik'teki bir şeyimizde, ilçelerimizde yaptığımız yatırımlarda dördüncü bölgeden yararlanıyorsunuz. Biz de bunu yıllardır savunuyorduk. Bu anlamda olumlu bir gelişme, ilk adım olarak söyleyelim. Tabii daha bizim isteklerimiz bitmedi o anlamda. Pandemi süreci bütün dünyada olduğu gibi ekonomide bir baskılamaya sebep oldu. Bu dönemde hep biliriz ki ekonomide kriz dönemleri aynı zamanda fırsat dönemleri. Yatırımcılar Aydın özelinde ya da Türkiye genelinde nelere yönelmeliler sizce? Vallahi öncelikle bildikleri işe yönelmeliler. Birinci şart o. İkinci olarak da yapacakları yatırımı çok iyi irdelemesi lazım. Yani fizibilitelerini çok iyi yapmaları lazım. Ona göre yaparlarsa başarılı olmamaları için sebep yok. Biz yatırım pandemi sürecinde yani 2019 yılı ihracatımız 736 milyon dolar oldu. Şimdi de son 12 aydaki ihracatımız yani rekor kırdık. 760 milyon dolara dayandık yani şu anda. Aydın ülke ekonomisi için önemli bir yer. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki sanayicinin Aydın'da problemleri nelerdir Sayın Başkan? Şimdi Aydın'da sanayicinin problemi bir yer konusunda problemi var. Aydın'ın organize sanayilerinde yerleri böyle geniş alanlarımız yok. İyi, zengin topraklarımız var fakat OSB'lerimizde zengin yerlerimiz yok. Parsellerimiz, parsel açısından zengin değiliz. Onun için sıkışıklık söz konusu. Gelecekte bunun sıkışıklığını da yaşayacağız. Biz bu arada bir serbest bölge çalışmamız oldu. Uzun süredir bununla uğraşıyoruz. Bu Kadıköy'ün alt tarafında bin dönümlük bir hazine arazisi bulduk. Geçmiş valimizin döneminde. Ancak buranın 600 dönümünü tarım ihtisas OSB'ye verildi. 400 dönümü bize kaldı. Fakat o 400 dönümle de yapılamayacağı için serbest bölge. Biz o projeyi şu anda dondurmuş vaziyetteyiz. Çünkü bizim serbest bölgenin olabilmesi için en az 1,5 milyon metrekarelik yere ihtiyacımız var. O onunla ilgili bir gelişme olduğu takdirde arayışımız sürüyor zaten. O işe devam edeceğiz. Ben biliyorum ki Aydın Sanayi Odası girişimcileri ve yatırımcıları da destekliyor. Evet. Neler yapıyor Aydın Sanayi Odası girişimciler ve yatırımcılar için? Valla şimdi yatırımcıların bir kere şunu söyleyeyim. Yatırımcının başarılı olabilmesi için dünyada ve Türkiye'de ihracat yapması lazım. Biz de ihracata çok önem veriyoruz. Her ay ihracat rakamlarımızı kamuoyuyla
paylaşıyoruz sizler vasıtasıyla, basın vasıtasıyla. Ve bunun anlatılması insanları ihracat olgusunda bir uyandırma sağladı. Ve bu işin neticesi olarak da biz bir ihracat uzmanı bir arkadaşımızla beraber, bizim odamızın müşaviri, kendisi vasıtasıyla eğitimler veriyoruz. Şirketlere ilanlar çıkarıyoruz. Onlar da geliyorlar burada, elemanlarını çağırıyorlar. Burada eğitim veriyoruz. O eğitimin neticesi belki ilk anda bir başarı elde edilemeyebilir. Çünkü hazırlık aşaması var, öğrenme aşaması var. O dönemde tahmin ediyorum ihracatlarımız da artacaktır yani. Ekonominin merkezine üretmeyi koyuyoruz. Evet. Son dönemde artan bir yerli üretim süreci var. Yerli üretimi nasıl görüyorsunuz? Vallahi yerli üretim şimdi ham maddeyle beraber yürüyecek bir iş. Siz bütün malları ithal ederek, onu dönüştürerek ihracat yaparsanız o malum yerli üretim olmuyor. Yani zaten dünyada hiçbir yerde %100 yerli üretim diye bir şey olması mümkün değil. Ama ağırlıklı olarak yerli üretim olabilmesi için kaynaklarınızın yerli olmasına yönelik o hazırlığınızın da olması lazım. Aydın o yönüyle şanslı. Bizim mesela burada biz tarım makineleri konusunda Aydın uzman bir ilimizdir. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bizim ihracatımızın en büyük kalemi tarım makineleri, makine imalatıdır. İkincisi kuru meyve ihracatımız. Üçüncüsü de madencilik. Madencilik de yerli bir üretimdir. Evet. Neticede siz bu ülkenin kaynağını ürüne dönüştürüyorsunuz. Onun dışında otomotiv yan sanayimiz var. Kimyasal ürünlerimiz var. Tekstil ürünlerimiz var. Zaten tekstilde Aydın geçmişte daha ileri noktalardaydı. Fakat şu anda o noktalarda değil ama tekstilci arkadaşlarımızın da gayretleri var. Onlar da ihracatta paylarını alıyorlar. Evet. Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor ilimizde. Özellikle kamu, sanayi ve üniversite işbirliği son dönemde artarak devam ediyor. Bu işbirliği içerisinde beklentileriniz neler Sayın Başkan? Valla bizim şöyle bir sloganımız var. Üretim, ihracat, istihdam, Ar-Ge ve eğitim. 5 ana ayak üzerine biz faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üretime çok önem veriyoruz. İhracata çok önem veriyoruz. İstihdam, dolayısıyla istihdama önem veriyoruz. Eğitim ve Ar-Ge çalışmalarımız var. Aydın'ımızda 10 firmamızın Ar-Ge üretim merkezi var. 2 firmamızın da tasarım merkezleri var. Bunları artırmakla ilgili üyelerimizi teşvik ediyoruz. Onlara gerekli desteği veriyoruz. Özellikle eğitim anlamında. Birebir firmalarımızı geziyoruz. Onlara ihracatın önemini anlatıyoruz. Zaten ihracata yönelen firma bu tasarım ve Ar-Ge merkezlerine yöneliyorlar. Önce Ar-Ge, sonra tasarım merkezi olarak. Yani bunun olmazsa olmazı bunlar. Bunlar olduğu takdirde her şey ileriye doğru gidecektir yani. Biz de onu duyuyoruz. Ekonomiye daha çok katkı sağlayacak. Evet. Ekonominin içinde aktif rol almak. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkan? Vallahi benim söylemek istediğim Aydın çok güzel bir il. Yok yok tabiri caizse her şey var. Mühim olan buradaki kaynakları harekete geçirmek. Örnek vermek gerekirse
Jeotermalimiz var. Bu büyük bir kaynak. Madenciliğimiz son derece güzel madenlerimiz var. Mermer ve feldspat, kuvars madenlerimiz var. Mika madenlerimiz var. Bunları harekete geçirmek lazım. Madencilikte belli bir yol alındı zaten. Diğer taraftan termal turizmle ilgili ilde çalışma var. Balıkçılıkla ilgili çalışma var. Bizim mesela bu serbest bölge ile ilgili çalışmamızda bazı insanlar ya Aydın'ın limanı yok, neden siz burada serbest bölge düşünüyorsunuz dediklerinde bizim onlara cevabımız şu. 100 kilometre mesafe artık mesafe olmaktan çıktı. Neredeyse banliyö gibiyiz biz limanlara. Limanın banliyösündeyiz biz. O anlamda ben Aydın'ın geleceğini çok parlak görüyorum. Yeter ki biz organize olalım, yol haritamızı çizelim. İl olarak neyin hangi yollarla yapacağımıza karar verelim. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Başkan. Evet, Gordon'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Aydın ekonomisini ve ekonominin aktörlerini konuştuk. Bu bölümde Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yunus Şahin'i biraz daha yakından tanıyacağız. Sayın Başkan, Mehmet Yunus Şahin kimdir? Ben 1951 yılında Tarsus'ta doğdum. 11-12 yaşına kadar Tarsus'ta kaldım. Sonra ailemizin işi nedeniyle Adana'ya taşındık. Liseyi Adana Erkek Lisesi'nde bitirdim. Sonra üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde bitirdim. Mezun olduktan sonra Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde tetkik ve kontrol mühendisi olarak işe başladım. Orada 3 yıl çalıştıktan sonra kısa dönem askerliğimi yaptım. Askerlik sonrası da Afşin Elbistan projesi ile ilgili olarak da beni bir yıl Almanya'ya gönderdiler. Kömür madeni işletmeciliğinin üretimiyle ilgili, kendi mesleğimle ilgili yetişmek üzere Almanya'da bir sene kaldım. Dönüşte bakanlık beni tekrar maden işlerine çağırdı. Orada 2,5 sene çalıştım tekrar. Orada proje tetkik şube müdürlüğü yaptım son 1,5 yılında. Sonra özel sektöre geçtim. 81 yılında İzmir Gümüldür'de Kurşun Çinko Gümüş Madeni'nin şantiye müdürlüğünü yaptım. 3 yılın sonunda proje ekonomik olmadığı için kapandı. Yaşar Holding'e geçtim. Yaşar Holding'de 16 yıl teknik genel müdür yardımcısı olarak çalıştım. 1997 yılında oradan emekli olduktan sonra Bilecik'te 4 arkadaş biz maden öğütme konusunda bir tesis kurduk. O şirketin de ben hem kurucu ortağı oldum hem de genel müdürlüğünü yaptım. O arada 2001 yılında yaptığım işlerin hafiflemesiyle beraber yani profesyonellere işi devrettik bir miktar. Kaltun Madencilik'te işe başladım. Orada danışman olarak işe başladım. Şu anda da şirket grup koordinatörü olarak çalışmaktayım. Neye devam ediyorsunuz? Evliyim. İki çocuğum var. Kızım maden yüksek mühendisi, benim meslektaşım oldu. O da altın madeni konusunda uzmanlaştı. O sektörde çalışıyor. Oğlum da makina mühendisi. O da Umman'da zırhlı araçlar konusunda Umman askeriyesine zırhlı araç yapıyorlar. O şirkette çalışıyor. Çok güzel. Bu arada geçmiş mühendisler gününüzü de kutlayalım Sayın Teşekkür Başkan. Ederim. 4 Aralık Madenciler Günü bizim evet, için çok önemli. Eğitim hayatı ve ilk işle ilgili sorular hazırlamıştım ama siz zaten genel bir çerçevede bunları anlatmış oldunuz. Daha bilinmeyen şeylere geçelim. İlk yurt dışı seyahatinizi nereye yaptınız?
Ben ilk yurt dışı seyahatimi işte 1977'de Almanya'ya giderken yaptım. 77 yılının 1 Mayıs'ında ben havadaydım. Almanya'ya gittim. İlk yurt dışı seyahatim o oldu. İlk arabanızı nasıl aldınız? İlk arabamı 1984 yılında Yaşar Holding'e geçtiğimde 2 yaşındaydı arabam. Renault marka bir araba aldım. 2 yaşındaydı. İlk arabam oydu. İlk iş yeri açma serüveninizi bir parça anlattınız bize. Evet, Bilecik'te. Bilecik'te 4 arkadaş. Bayağı zorlu şartlarda yaptık. Neler yaşadınız Sayın Başkan o dönemde? Çok şey yaşadık. Yani girişimcilere evet. Belki rehber olması anlamında. Evet. Şöyle aldığınız riskler nelerdi? Biz, o dönemi nasıl geçirdiniz? Biz şöyle ortaklığı şöyle kurmuştuk. İki sermayedar vardı, iki de emekçi vardı. Ben emekçinin üretim ayağındaydım. Hatta o fabrikayı ben kurdum. Yani övünmek gibi olmasın. O dönemde Bilecik'in kış şartları da çok kötü geçiyordu. Bizim alışmadığımız şartlar vardı orada. 3 sene Bilecik'te bilfiil kaldım. Soğuktur da Bilecik. Çok soğuktu. Bir de kuzeye bakıyordu bizim fabrikanın bulunduğu yer. Bayağı çok üşüdüm yani. Hayatımın en zor kışlarını Bilecik'te geçirdim. Ya bugün yani her bütün insanların karşılaşacağı şekilde zorluklar yaşamadık değil, yaşadık. Fakat hepsinin üstesinden geldi yani. Mühim olan çok çalışmak. Çok çalışmak. İyikileriniz neler? Efendim? İyikileriniz neler? İyi ki yaptığım dediğiniz şeyler neler? Valla iyi ki yaptığım dediğim bir kere eşimle evlenmiş olmak. İyi ki yaptığım en önemli konulardan birisi iyi ki eşimle evlenmiş olmak bir. İkincisi ben siyasal bilgilerde 15 gün okudum. Sonra teknik üniversiteye geçtim. Çünkü ben siyasal bilgilerde 15 gün okuduktan sonra ben bu okulu okuyamayacağım dedim. Yani alınmasın siyasalcı arkadaşlar. Herkesin gönlünde yatan bir meslek var tabii. Biz teknik üniversite hayaliyle liseyi bitirmiştik zaten. İyi ki teknik üniversiteye gitmişim. Çünkü sevdiğim bir mesleği yaptım. O yönüyle şanslıyım diyebilirim. Yani iyi ki yaptığım dediğim İyi madenciliği Aydın'a iyi ki Aydın'a gelmişim. Şimdi ben güneyliyim işte. Çocukluğum Adana'da Tarsus'ta geçti. Oranın iklimiyle Aydın'ın iklimi ve insan karakterleri birbirine çok yakın. İkisi de Yörük kültüründen geliyor. İnsanların davranışı yiğitliği birbirine benzer yani. O anlamda öyle bir benzeşlik hep kurarım, arkadaşlarıma da söylerim. Yani o anlamda Aydın'a iyi ki gelmişim. Geçen ben Ege'yi çok seviyorum. Şimdi ben evet doğumum Adana Tarsus ama Ege bölgesini, İzmir'i çok daha iyi tanıyorum. Ben 8 yıl Maden İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği de yaptım. O anlamda Ege'nin sanayicilerini çok daha iyi tanırım. Ege'de çok dostum var yani. Keşkeleriniz neler peki? Keşkelerim... Bunlar iyikilerdi. Keşke dediğiniz neler? Ya var insanın, her insanın keşkeleri var. Yani... Aman bir keşkem yok bir yani. Keşkem yok diyorsunuz yani. Yani her insanın gibi. Keşkesi vardır evet. Da. Yani aklıma gelecek benim hayatımı şöyle etkiledi, böyle etkiledi diyecek bir keşkem yok yani. Ne kadar güzel. Sayın Başkan, eminim sizi tanıyan birçok insan biliyordur ama tanıyıp bu kadar özel tanımayanlar da merak ediyorlardır. Hangi takım tutuyoruz? 4 yıldızlı takım hangisiydi pardon? 4 yıldızlı sanırım Galatasaray. Galatasaraylıyım ben. Evet. O zaman bu sene de favori olarak
Şampiyonluktaki en büyük adayınız. İnşallah. Galatasaray. İnşallah. Çok keyifli bir sohbetti Sayın Başkan. Çok büyük keyif aldık. Hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün çok iyi ağırladınız, çok iyi konuk ettiniz. Hem misafirperverliğiniz için hem de iyi ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben de bize bu fırsatı verdiniz. En azından Aydın'ımızı tanıtma fırsatı, Aydın sanayisini tanıtma fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun.